Bütçeyi konuşuyoruz. Biz burada sarayın seçim bütçesini konuşuyoruz ama bir başka masada halkın geçim bütçesi, asgari ücret konuşuluyor. Ücret politikası sınıfsaldır. Patron için işçi herhangi bir makineden farksızdır. Ve bir makinenin çalışmaya devam etmesi için onun bakımının yapılması gerekir. Patron işçiye de böyle bakar. İşçinin çalışması için onun bakımının yapılması gerekir. Ve işçinin bakımı yaşam standardı üzerinden saptanır. Bu yüzden asgari ücret demek aslında asgari yaşam demektir. Yani birilerinin dediği gibi kuru ekmeğe karın doyurmak demektir. Dünya çapında asgari ücret uygulanır ama istisnaidir. Bizde ise genel ücrettir. Ve son zamlarla beraber neredeyse herkesin ücreti haline gelmiştir. Bu ülkede 40 milyona yakın insan asgari ücretle seviyesinde ücretle geçiniyor. 10 milyona yakın emekli onun yarısıyla dipte geçiniyor. Ve 10 milyon engelli dibin dibinde geçinmeye çalışıyor. Yani halkın büyük bir kısmına sefalet, açlık ve yoksullukla yatıyorsunuz. Ve şimdi asgari ücretin arttırılması gündeme geldiğinde iki tane tehdit gündeme geliyor. Birini patronlar yapıyor. Başladılar. Dediler ki ödeyemeyiz, işçi çıkaracağız. Öbürünü bakan yaptı. Dedi ki asgari ücrete zam yapılırsa enflasyon yükselir. Yani aslında şunu söylediler. Ücretler dipte kalmaya devam etmelidir. Yani aslında şunu söylediler. Bu halk yoksulluğun dibinde yaşamalıdır ki bizim servetimiz artmaya devam etsin. Ve bütçede asgari ücrette olduğu gibi sınıfsaldır. Ya halktan ve yoksuldan yana olursunuz Garopaylan'ın dediği gibi, ya patronlardan ve zenginlerden yana olursunuz. Bu hükümet patronların ve zenginlerin hükümeti. Bunu söylemek için basit şeylere ihtiyaç yok. Çok rahat. Turizm Bakanı konuştu iki gün önce. Kendi şirketine devletten teşvik alıyor. Türkiye'nin en büyük otellerinin sahibi. Sağlık Bakanı, aile, hepsi. Türkiye'nin en büyük hastaneleri onların elinde. Ve AKP'nin bütün yandaşları. Hepsi patron. Ve patronlarla yan yana duruyorlar. Ve zenginlerin bütçesini yapıyorlar. Ve ne zaman ki halk hakkını istese, halk hakkı olanı talep etmeye kalksa, karşısına enflasyon var diyorlar, karşısına işçi çıkarma gelir diyorlar. Ama yoksuldan bu kadar yağmalayanlar, enflasyonu tartışmaya başladıklarında örneğin Nurettin Canikli'nin verdiği rakamları hiç konuşmuyorlar. Atılan merminin, obüs mermisinin, atılan F-16 füzesinin, havalanan F-16 uçağının, yani 200 milyar dolar dediği desteğin kimden kesildiğini söylemiyorlar. Ve bu savaş bütçesinin yoksulluğun temel sebeplerinden biri olduğu gerçeğinin üstünü örtüyorlar. Biz savaş savaş dediğimizde aslında bu ülkede yoksulluğu ve sefaleti de anlatmaya çalışıyoruz. Yetmiyor. Yüzlerce milyoner yarattılar. Ülkenin bir avuç çapulcusunu servet üstünde yüzer hale getirdiler. Ve onlar ne zamanki işçi hakkını arasa ne yazık ki görmezden gelmeye devam ediyorlar. Bu iktidar zenginlerin iktidarı. Ve bu iktidarın bu bütçesinin 20 yıllık olduğu gibi yoksullara bir çözüm üretme şansı yok. Çünkü zenginleri, çünkü patronları karşısına alması lazım. Ama zenginlerin serveti yoksullardan çaldıklarından, patronların serveti işçilerin emeğini çalmalarından oluşuyor. Bakan büyüme rakamlarını verdi. Bu büyümenin maliyeti Amasra'nın üstünden bir ay geçti. 42 madencinin ölümünün üstünden bir ay geçti. Bu bir ayda 127 işçi daha öldü. Ve bir yılda ölen işçi sayısı 11 ayda 1658. Burada Ulaştırma Bakanı'nın saydığı, müteahhit gibi saydığı inşaatların, havaalan inşaatlarının, tünellerin, o gökdelenlerin hepsi bu işçi kanıyla sulanıyor. Bu iktidarın iktidarı, zenginlerin serveti, patronların iktidarı işçinin dökülen kanı üzerinden kuruluyor. Ve bileceksiniz ki işçiler ayağa kalktığında bu kanın hesabını soracak. Biz
Biz ne istiyoruz? İşçiler ne istiyor? Halk ne istiyor? Umrunuzda değil ama ben sayayım. Asgari de insanca yaşam istiyorlar. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyorlar. İşçiye bir cehennem dayattınız, bu cehennemin yıkılmasını istiyorlar. Onurlu, güvenli ve kurallı çalışma istiyorlar. %86'sı örgütsüz hale gelmiş. Sendikalaştığında işten atılıyor. Sendikalaşmak istiyorlar, örgütlenmek istiyorlar. Ve yoksullar yaşam standartlarının yükselmesini istiyorlar. Biliyorlar ki, tecrübeleriyle sabit ki, ücret arttığında kiralar artacak. Biliyorlar ki, tecrübeleri sabit ki, ücret arttığında gıda fiyatları artacak. Enerji baronlarını zengin ettiniz, halk doğalgazı ödeyemiyor. İnşaat baronlarını zengin ettiniz, halk sokakta geziyor, kira ücretlerini ödeyemiyor. Ve Turizm Bakanı turizmle övünüyor, halk otobüse binip akrabasını ziyarete gidemiyor. Biz diyoruz ki bunun dengelenmesi gerekiyor. Yapılması gereken basit. Bu meclisin de yapacağı var. Benim hayallerim var. Benim hayalim sınıfsız, sömürüsüz bir dünya, sınırsız bir dünya. Ama bu meclisin yapacağı işler de var. Basit. Kira. Yoksulların kirasını kaldırın. Devlet desteği koyun. Doğalgaz ve diğerleri kamulaştırın. Özel şirketlere peşkeş çekmeyin. Hastaneler, okullar. Halkın çocuklarına ve halkın sağlığını açın. Halkın kuyruklardan kurtulmasını sağlayın. Ama bunu yapmak için patronları karşınıza almanız, bunu yapmak için zenginlerin karşısına dikilmeniz gerekiyor. Ama bunu sizin yapma şansınız yok. Çünkü o zenginliğin üzerinde oturuyorsunuz. Biz ne istiyoruz? Basit şeyleri istiyoruz. Bütün ücretler, vekillerin, yöneticilerin bütün ücretleri eşitlensin ve insanca yaşayacak bir seviyeye getirilsin. Kiralar sıfırlansın, insanlar ev sahibi olsun. Hastaneler, kamu hizmetleri tamamı halka açılsın ve özellik kamulaştırılsın. Ve elbette ki zenginlerin servetine el konulsun ve halka dağıtılsın. Ama bunu biliyoruz ki bunun için başka bir şey gerekiyor. Ben Garopaylan'ın bütün konuşmasına katılıyorum. Ama bir tane kendi arkadaşıma eleştirim var. O çok iyi niyetli. O diyor ki bu meclisin vekilleri bunu yapar. Ben size diyorum ki bu vekiller bunu yapamaz. Bunu yapmanın bir tane yolu var. Bugün asgari ücrette gözünü dikmiş bekleyen işçilerin yapacağı bir tek şey var. Ne açlık sınırında asgari ücret isteyen sendikaya güvenecek, ne de bu meclise güvenecek, bu meclisteki çoğunluğa güvenecek. Garo açık söyledi, tek bir virgülüne dokunamıyoruz. Çünkü burayı bunlar yapıyor. Bu iktidar kaldığı sürece yoksulların, bu iktidar kaldığı sürece işçilerin hiçbir şey kazanma şansı yok. Siz bir cehennem yaratıyorsunuz. Çocuklara bir cehennem dayattınız. İstismar aldı başını gidiyor. Kadınlara bir cehennem dayattınız. Kadın cinayetlerinin sınırı yok. İşçilere bir cehennem dayattınız. Kuralsız, güvencesiz, örgütsüz çalışmayı kurdunuz. Ve halkı sefalete, halkı yoksulluğa mahkum ettiniz. Adalet duygusunu bitirdiniz. Kayırmacılığı doruğa getirdiniz. Halka bir cehennem dayatıyorsunuz. Biz cenneti yeryüzüne indirmek isterken siz buradaki cehennemi halka dayatıyorsunuz. Ama unuttuğunuz bir şey var. Öfke büyüyor. Halkın, yoksulun, açın öfkesinden korkun. Bu öfke ayağa kalktığı gün, bu öfke doruğa çıktığı gün sarayınızı da saltanatınızı da yıkacak. Buyurunuz efendim. Buyurunuz sayın. Biz buradan bütün işçilere, yoksullara, halka seslenmek istiyorum. Bu son bütçe. Bu parlamentonun yapacağı son bütçe bu. Ya seçimde bu cehennemin zebanilerine oy vereceksiniz. Ya bu cehennemin kalıcılaşması için, bu cehennemin çukurunda yaşamak için oy vereceksiniz. Ya da bu cehennemi o sahiplerinin tepesine yıkacaksınız. Ben diyorum ki bu cehennem yıkılacak. Cehennemin yarattığınız bu cehennemde, yoksula işçile dayattığınız bu cehennemin içinde kaybolacak, boğulacaksınız.
zebanisi demek arasında bir fark var. Bunu lütfen, bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir şeydir ya? İfade ettiğim gibi tüm konuşmalar bizim açımızdan önemlidir. Notumuzu alırız, eleştirilere cevap veririz. Haklı olan yerler varsa değerlendiririz. Ancak her grupta maalesef böyle bir genel kurula yakışmayan tarzda maalesef şahit oluyoruz konuşmacıya. Musa Piroğlu'nu da çok mahcubiyetle dinledik, üzerek dinledik. Cehennem zebanisi ithamından ne bileyim işçilik kanunu üzerinde iktidar olmaya kadar ki çok ayıpladığımız, yakıştıramadığımız üslup kimliğin aynasıdır, kendisidir iddiamızı tekrar etmek istiyorum. O üslup bu meclisin üslubu değil. O üslup Türkiye'ye yakışan, bu genel kurula yakışan bir üslup değil. Bir de gördük ki ısrarla kan, zebani gibi tam bir şiddet sevdalısı olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Ses tonuyla, yüz ifadesiyle aslında bu şiddetin neresinde olduğunu Sayın Oluç. Onunla beraber. Değerli arkadaşlar. Babasının durumunu biliyordum. Sayın Grup Başkan Vekili konuşuyor. Sayın Başkan, hem partimize hem hatibimize yönelik sataşma oldu. Önce hatibimiz sataşmaya kendi adına cevap versin. Ben de parti adına cevap vermek sataşmadan istiyorum. Sataşmadan sıraya girelim. Çifte sataşma var Sayın Başkan. Musa abim buyursun. İki. Hem İş Yer Ersoy hem Musa Piroğlu. Sayın Piroğlu buyurunuz efendim. Sayın Piroğlu, o az önce değindiğiniz konuyla ilgili bir açıklama mutlaka yapacaktır. Sayın Piroğlu, bu zebanilerle ilgili bir açıklama yapın lütfen. Şimdi bir şiddet yanlısı olmakla itham edildim. Ben anlatayım. Toskoparan'da barikatın önünde polisin ablukası altındaydım. İtekleniyordum, darp ediliyordum. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bunu 5-10 kere yaşadım. Kadıköy'de 5-10 kere yaşadım. Ben işçiler dayak yerken onların yanındaydım, onlarla beraber gaz yedim. Gecekondular yıkılırken onlarla yan yanaydım, onlarla beraber darp edildim. Buraya geldiğimde saydım, Çorum'da 70 yaşındaki kadını jandarma yerlerde sürükledi. Fotoğrafları var, siz de bakın, ağız burun hepsinin dağıtılmış. Sürekli şiddet altındayız ve yetmiyor. Ne katilliğimiz kalıyor, ne teröristliğimiz kalıyor, ne kan içiciliğimiz kalıyor. Bunların hiçbiri şiddet olmuyor. Ama bizim söylediğimiz şiddet oluyor. Ne güzel dünya. Kadınlar katlediliyor diyoruz, siz yapıyorsunuz diyor. Çocuklar istismar ediliyor diyoruz, siz yapıyorsunuz deniyor, bu deniyor. Cehennem bir metafordur, zebani de bir metafordur. Yanlış anladıysanız ben bunu sehven söylemiş olayım. Böyle bir şeyim yok, kimseye böyle bir ithamım yok. Ama bundan bu kadar alınacağınıza sizin konuşmacılarınızın azıcık olsun bizim sıralarımıza yönelik hakaretlerine ve küfürlerine alının. Burada milletvekilinin darp edilmesi konusunda bir kere doğru düzgün açıklama yapın. Ondan sonra bizi şiddet yanlısı olmakla suçlayın. Önce kendi şiddetinizi, kendi memurlarınızın şiddetini durdurun. Ondan sonra bize seslenin. Teşekkür ediyoruz. Cehennem ve zebani deyimiyle ilgili açıklamalar yerindeydi.